Pazartesi gününden günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Yine erkenciyiz, kalktım, çocuklarımı hazırladım, okula göndereceğim şimdi. Bugün hava biraz serin ve böyle üzerimizde biraz da kırgınlık var. Hava böyle dışarıya bakıyorum, günlük güneşlik ama biraz serin, sert bir hava var. 2 gün uğraşlar sonucu Alper'in hangi dersten de teknoloji tasarımdı değil mi Aytu? Alper. Evet. Teknoloji tasarım dersinde öğretmenin verdiği ödevi yaptılar babasıyla beraber. Görmüş olduğunuz gibi ağaç ev yaptılar. Salıncak var burada. Salıncağı var, kaydırağı var, ağacın içinde bir Atı ev var. var. Evin tabii ki ağaç ev nerede olur? Ormanda olur ve ormanda beslenen hayvanlar. At, maymun, sincap. Balkonu bile var, görüyor musunuz? Alper. Hadi hazır mısın? Oğlumla babası yaptı bunu. Hep birlikte yaptılar. Çok güzel oldu. Bakalım kaç puan alacak bundan. Ben de bunlardan yaptım. Ben de bunlardan Onların yaptım. hepsini göstersene. Çıkarsana. Bu ninja yıldızı diyorlarmış bunlara. Bunlara Aytu origami, kağıt sanatı Hocam. videolarını izleyerek yaptı. Tek tek. Anneciğim. Bakın. Hepsi Anneciğim. birbirinden güzel. Anneciğim. Heh. Göstersene tek tek renklerini. Anneciğim. Ve bunları biraz da şey yaptı Aytu. Futbol. Hani Hocam. Galatasaray. Bu Sarı mesela mavi bu Fenerbahçe. Fenerbahçeli. Turuncu yeşil Alanyaspor diye hatırlıyorum. Hı. Sarı yeşil. Mor turuncu. Siyah beyaz da yap. Siyah yok muydu? Evet, siyah kağıt yok ama sarı Sarı kırmızı. kırmızı. Galatasaray yeşil kırmızıydı. Yeşil kırmızı Trabzonspor muydu? Yok, Yok. bordo mavi Trabzonspor'du. Hazır mısın anneciğim? Anneciğim bunu alırken benden o da onlardan biri. Hı. Çantanı al bakalım. Tak. Dur. Küçük kalan. Tamam. Şunu da al Bir kızım. çanta. Heh, bunu da al. Aynen. Para. Tamam, parayı tut elinde, Zeynep yengene vereceğiz şimdi. Sana simit alacak bugün. Aile simit istiyor. Ben şimdi vereceğiz. Arabada unutursun. Santrancın var bugün. Beden eğitimi var. Ha? Yok, çıkarlar şimdi. Çocuklar okula gitti. Ben de şimdi pencereleri falan bir açayım, havalandırayım. Gerçekten dışarıda çok güzel bir hava var. Günlük güneşlik ama biraz soğuk. Akşam banyo yaptırdık ya çocukları. Aslında cumartesi günleri banyolarını yaptırmak lazım. Biz hep pazar gününe bırakıyoruz. Banyo yaptırdıktan sonra çocuklarda bir kırgınlık oluyor. Hemen ilaç verdim. Sen ne yapıyorsun Yakup? Sen abinin şeyini mi aldın oğlum? Ha? Telefonunu. Neden? Hı? Neden aldın? Kıvırcığım benim. Neden aldın? İnce köpek. Ha? Televizyonu bir açalım bakalım. Şu an saat daha 8'e 10 geçiyor. Koridorun da ışığı açık kalmış. Şimdi ocağa çayı koyarım. Yukarı çıkarım yatakları toplamaya. Ali gelecek saat 9:30 gibi. Açılmadı televizyon. Dijitürk mü kapalı acaba? Ondan mı açılmadı? Heh. Evet.
Sabah kalkması bir zor oluyor, bir zor oluyor pazartesi günleri. Ay sihirli annem ne izlerdik bunu ya. Ay çocukluğumuzun şeyi, bayılırdık. Aman hiç iç açıcı bir şey yok ki. Neyse ne yapalım biz? Kalkalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim, işlerimize başlayalım. Böyle oturursak oturdukça şey oluyor. Bir ağırlık çöküyor insanın üzerine. Zaten yukarıda çamaşırlar falan da var çocukların. Çayımı koyayım, yukarıya gideyim. Yukarıyı bir toparlayayım ben iyisimi. Akşam banyo yaptırdık ya. Bir makine çamaşır çıktı tabii ki çocuklardan. Onları indireyim aşağıya. Onları makineye atayım. Ortalığı toparlayayım. Yatakları falan bir toparlayayım. Ay. Sobayı kapat, her zaman kapatırlar da ilk defa bugün unutmuşlar kapatmayı. Umarım hepiniz iyisinizdir canlarım, güzellerim. Güzel bir pazartesi gününe uyandık. Mutlu haftalar diliyorum. Güzel bir hafta geçiririz inşallah. Sağlıklı, saatli, keyifli, bol rızklı, bol bereketli, bol neşeli, bereketli, huzurlu, güzel haftalar dileyerekten videomu başlatayım istedim. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bizlerdeyiz. Çok şükür Allah'a çocuklarımızı kalktık, okula gönderdik. Dün pazardı. Bir ara öğlene kadar pek fazla bir çekim falan yapmamıştım. Öğleden sonra ben çekimlere başlamıştım. Çekim yapmadığım sıralarda da yaptığım işlerden bir tanesi sökük dikmek. Alper'in pantolonu eşofmanı dizlerden gitmiş. Bunun diz kısmını diktim elimde. Ondan sonra ne diktim ben başka? Aile'nin bir tane sırt çantası var. Böyle bir yerlere falan giderken 2-3 kıyafetini falan koydum. Onun fermuar kısmının bir kenarı böyle açılmış. Onu diktim. Çorap ucu delinmiş, onu diktim. Ya ne bileyim, böyle ufak tefek dikilecek, sökülecekler oluyor. Onları bir kenara koyuyorum. Ya Allah, onları da böyle bazen oturup dikiyorum. Şey yapma ya. Ay. Hemen buraları toplayıp gidip kahvaltı hazırlayacağım. Makineye çamaşır da ayarlayayım. Bak emziğim burada kalmış. Al bunu aşağıya indir. Öbür odada dinle. Telif yerim yoksa öbür odada dinle. Sesini kıs oğlum onu. Yakup. Kıs sesini.
Bugün markete, pazara da gidilecek. Evde hiçbir şey kalmamış. Ne market yiyeceği var, ne de pazar yiyeceği. Hiçbir şey yok evde. Bugün Ali artık yatar, kalkınca herhalde akşama doğru gider. Ay, bir diziye takıldım. Canlar, size de söyleyeyim, izlemek isterseniz. Şimdi bir zamanlar şey vardı. Bir dizi başlamıştı. Bugünün Saraylısı. Dizinin başrolünde Selçuk Yöntem var. Hani bu Aşk-ı Memnu dizisinde oynayan Adnan var ya, o Selçuk Yöntem. Onun dizilerini ben çok beğenirim. Çok güzel dizileri olur yani. Rolünü güzel yapıyor adam gerçekten. Bugünün Saraylısı aslında bu Aşk-ı Memnu gibi, Yaprak Dökümü gibi çok eskide yaşanmış hikayelerden. Kimdir? Refik Halit Karay yazmış. Onun kitabından uyarlanmış. Eski versiyonu da var. Geçen gün ben onun 4 bölümlük eski versiyonunu da izledim. Eski versiyonu da çok güzel ama yani. O eski kıyafetler, eski evlerin eski dizaynı, dekoru falan. Ben çok seviyorum öyle eski. Eskiyi seviyorum. Eskiye dair yaşanmışlıkları seviyorum. O yüzden hep böyle mesela şeyin de. Bu Bugünün Saraylısı eski versiyonu TRT'de yayınlanan 4 bölümlükte, onu izledim. Aşk-ı Memnu'nun da eski versiyonu sadece sinema olarak, tek bölüm olarak yapmışlar. Onu da izledim. O da çok eski bir yalıda geçiyor. Onu da izledim. Ne kaldı? Yaprak Dökümü. Yaprak Dökümü'nün de eski versiyonunu buldum TRT'de. TRT Arşiv kanalına girdiğiniz zaman onların hepsi çıkıyor. Onu da buldum. Şimdi Bugünün Saraylısı'nın yeni versiyonunu izliyorum. Ama bu 8 sene önce falan yayınlanmış bir dizi aslında. O zaman bakıyordum, izliyordum ama yarım bırakmıştım. Sonra izlemeye başladım. Böyle 15. 16. bölümlere gelince o bölümler biraz sıkıcı geçiyor. Çok ağırdan almışlar. Biraz sıkıcı. Bıraktım sıkılınca. Sonra böyle bir hafta 10 gündür tekrar sardım başa. Başladım izlemeye. Tekrar yarım kaldığım yerden 15. 16. bölümden devam ederekten şu an 28. bölümdeyim. Zannedersem bir 10 bölüm falan kaldı. 37 ya da 38'de final bitiyor. 10 bölüm falan kaldı. Ne yapıyorum? Kahvaltı yaparken açıp izliyorum. Artık şeyleri izlemekten sıkıldım. Müge Anlı'yı da böyle biraz izlemekten sıkılmaya başlıyorum. Çünkü insanların dertleriyle dertlerini dinlemek artık bir yerde sizi de sıkıyor. Sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şeyler. Allah'ım ya, kimseye dert vermesin ama hep aynı şeyleri izlediğiniz zaman da insan sıkılmaya başlıyor. Şurayı şöyle yapalım. Aytun masasını bir düzenleyeyim. Şey, masa diyorum ya, Aytun yatağını düzelteyim bir yandan sizinle konuşurken de. Şimdi diyorum ya, bir hafta 10 günde bir 10 bölüm atladım diyebilirim. Sabahtan akşama kadar bulaşık yıkarken izliyorum, kahvaltı yaparken izliyorum. Yakup'u bazen ayakta sallıyorum ya, ayağımda sallarken izliyorum falan. Video çekim yapmadığım zamanlarda telefonumda hemen onu açıyorum, izliyorum. Ne olduğunu? Sen yaptın. Tavsiye ederim. Şu aralar, şu son 3-4 bölüm öyle heyecanlı gidiyor ki. Ben bilmiyorum annem ya. Şuradan kapatacaksın. Ve çıkacaksın. Ekrandan çıkacaksın. Yok, çıkamıyorum. Ver bana. Önce bir müziği kapatalım. Sizin kapanmıyor ki. Ya Yakup, sen de bu telefonu aldın mı? Çok karıştırıyorsun annem ya. Ne yapayım şimdi ben? Git öbür şeyi şimdi. Git. Ben birazdan alır bakarım. Ben sana ver bakarım. Aşağıya in, ben geliyorum. Ya tavsiye ederim. Yani eski yaşanmışlıkları anlatan diziler benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani genelde böyle ünlü yazarların, eski ünlü yazarların, mesela Aşk-ı Memnu'yu kim yazmış? Unuttum bak adını. Ama benim bu söylediğim şeyi, Bugünün Saraylısı
dizisini Refik Halit Karay yazmış. Aşk-ı Memnu'yu da yaz. Kimdi ya? Bak dilimin ucunda yazar. Neyse siz eğer şu an beni izlerken aklınıza geldiyse siz yazarsınız yorumlar kısmına. Yani bunlar böyle geçmişte yaşanmış hikayeler ve eski yazarlarımız yazmış olduğu için, onların da diliyle yazıldığı için benim çok daha çok hoşuma gidiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Burada işim bitti. Çamaşırlarımı alacağım, aşağı ineceğim, makineye koyacağım, çayımı demleyeceğim, kahvaltımı hazırlayacağım. Açacağım bugünün saraylısını, oturup keyifle kahvaltımı yaparken de dizimi izleyeceğim. Televizyondan dizi izlemeyi bıraktım ben. İzlediğim bir tane dizi var, sadece Gönül Dağı. O da cumartesi günleri olduğu için çocuklar da seviyor ki Gönül Dağı TRT1'in, TRT'nin dizileri zaten ailece çoluk çocuk izleyebileceğiniz kalitede bir dizi. Tamam. Yani benim bu söylediğim diziler bugünün saraylısı Aşk-ı Memnu. Tabi bunlar çoluk çocuk pek izlenecek diziler değil. Yani ben kendim yalnız izliyorum. Gönül Dağı kaliteli bir dizi. Bir cumartesi günleri onu izliyorum. Onun dışında televizyondan izlediğim hiçbir dizi yok. Çünkü diziler gece 12'ye kadar sürüyor. Ben gece 12'ye kadar oturamam. Benim saat 9.30'dan sonra çocukları alıp üst kata çıkıp çocukları yatırmam gerekiyor. Kitap okutturuyorum onlara. Dua okutturuyorum. Öyle dizilerimi telefonundan takip ediyorum genelde. Öyle canlarım, burayı topladık, aşağı inelim. Hadi Yakup gel. Çayımı demledim. Şu dolap yine karıştı. Zaten karışmayan dolap yok hiç. Hiç karışmayan dolabım yok. O gün Yakup karıştırmış. Ne onun adı? Ne diyorsun Şimal? Buradaki çekmeceni, kendinin kıyafetlerini koyduğum çekmecenin dolabını çekmeceyi karıştırmış. Diyor ki Alper'den bir şey istedik. Gitti 2 saat gelmiyor. Oğlum nerede kaldın dedim. Diyor çekmece karma karışık. Dedim Yakup her yeri karıştırıyor. Normal yani. Kuru fasulyemi dünden ıslamıştım. Şimdi bir koyayım dedim. Önce bir suyu birazcık dökeyim. Ne sallanıyor? Ne sallanıyor? Ne? Bir haşlayayım. Şöyle gazlı şeyi bir gitsin. İyice. Bulaşıkları daha yıkamadım inanın. Bulaşıkları daha yıkamadım. Çünkü önce dedim bunu fırçaya koyayım. Ocağa koyayım bir. Önce bunu ocağa koyacağım. Bu ocakta biraz şöyle bir kaşım kaynayıp da gazlı suyunu atana kadar ben evi süpüreceğim. Yakup, ay, ne yapıyorsun oğlum? Ne arıyorsun? Verdim ya sana lokum, yeter. Nerede? Ha? Lokum. Bak ya, bak karıştırıyor ortalığı, bak. Valla mutfak sabah kahvaltı bulaşığı var şu anda. Ama önce yemeğimi de halledeyim bir yandan. Bir şey geldi. Aa, yedik. Aa, yedik.
bilmiyorum anneciğim, bilmiyorum. Ya sen ne yapıyorsun gene orada? Bak makinede çamaşır da çıktı. O yüzden sepeti kaldırmadım yerine. Şimdi dedim çıkar makina. Ne yapıyorsun? Ver bakayım onları. İleride oynamam ama kızar. Aşkım benim burada senin oynayacağın bir şey yok. Sen lokumlarını yedin mi? Bitirdin mi lokumlarını? Lokumları bitirdim. He? Bitirdim. Hani nerede? Bitirdin mi? Daha ne arıyorsun? Bitti lokum, başka yok, vermiyorum başka. Fellik fellik lokumu nereye koydum diye arıyor. Hayır. Ha, onu yapacağım bugün size. Pudingli pasta yapacağım size ben. Tamam mı? Getir onu bana ver. Evet. Getir bana ver. Size ben pudingli pasta yapacağım. Dün akşamkilerde gözümün önünde de olsun diye çekmeceden çıkardım. Pudingli pasta yapacağım onlara. Thank you.
evi süpürdüm. Şimdi biraz toz alıp sileceğim. Fasulyem de gazlı suyunu çıkardı zaten. Artık kapatıp hemen onu bir süzeyim. Mesela kimisi yani biraz biz iyice yani önce. Hamur gibi pişiririz. Evet, biz de öyle. Fikir fikir olmaz yani. Yani en fazla bir saat demek istedim. Yani en fazla bir saatte pişer. Altını kısıkça yaparım kaynadık. Biraz kaynayıp özleştikten sonra. Bir de şey, genelde ben etle yapıyorum ya. Tavuk olsa daha çabuk pişiyor da et biraz dana et olduğu için de birazcık köy soğuk mu? Köy mü? Akşam soğuk işte. Güneş dün annemde kaldım ben. Annemizde kaldım. He. Dün, yok. Bugün akşam değildi yani. Bugün gece öbür gün. Cumartesi günü gece oradaydı. Erdem? Erdem de oradaydı. Erdem ne yapayım? Yalnız kalmamazsın. Yok ben de öyle. Ha önceden şey kalamıyorum falan diyordun ya geceleri. Abim gece doldu. Yok ya onlar özlemişti ya benim. Bir hafta burada olunca. Erdem ne yapıyor? Erdem de okula gönderdim sabahleyin işte. He. Şurubu unutmuşum içmeyi. He. O sabah akşam mı içiyordun? He sabah akşam. O önceki günlük sürdü bir defaydı. Şimdi sabah akşam. Annem bile telefon açmıştı. Hemen gelince verin de gece biraz geç gitsek öyle yapsın dedi. Ay. Ben bundan beri. Dün değil, evvelsi gün başladı bir boğaz ağrısı. Yeseydi belki şey unutmazdım. Neyi? Şeyi mi? Sabahleyin bir şey yemiyor ya. He. Dedim yumurta kavurayım dedim. Ye dedim. Belki yedi. Yok dedi. Ekmek arası verin dedim. Yok dedi. Ben de süt verdim. Bir de kara verdim. Senin plan al dedi. Sütlen içersin o zaman dedi. Hmm. Yersin. Yağla kavuruyorum direkt. Öğlen de yemek yiyordu zaten. Yemek, okulda yemek çıkması çok iyi. Evet. Taşımalı ya Erdem. He. Ondan, yoksa taşımalı olmazsa yok, yedirmiyor. Vallahi her gün ne yapacağımızı, ne yedireceğimizi şaşıyoruz. Eve gelince de bir şeyleri atıştırıyor zaten. Şimdi annem bile işte. Geçecek annem bile. Sabah kahvaltıdan önce çamaşır atmıştım. Şey, kahvaltı yapana kadar dedim şey olur. Yıkanır çıkar. Aman şu işi de yapser, bu işi de yapser bilmem ne. Dün evi süpürmedim çocuklar evde diye. Çocuklar evde olduğunda süpürsem de aynı oluyor. Her gün de süpürme zaten. Vallahi olmuyor. Kalabalık evde her gün süpürmen gerekiyor. Çok döküntü oluyor. Yani Aytu bir şey yapıp bir şey alıyor. Genelde burada yiyorlar ama. Yok burada yemiyorlar. Televizyon karşısında yemek istiyorlar. Bir de şey hani soğuk oluyor burana kadar olsa orada klimayı açıyoruz. Kahvaltı yaparken ya da akşam yemeği yerken falan. Evet. Mecbur orada yiyoruz. İster istemez dökülüyor. Çocuklar kağıtlarla bir şeyler yapıyorlar. Oluyor yani. Günlük süpürüyorum. Süpürmezsen olmuyor. Ben zaten süpürmüyorum ya şimdi. Şu malzemeleri de süpürtüyorum. Elif geliyor zaten annemle. Sağ olsun onlar temizliyorlar. O gün güzel. Gittiğimiz gün temizleyiklerdi işte. Şunu açayım da. Öyle idare ediyor. He.
Gözüm yandı. Hemen gözüm yanar. Hiç bir tane soğan doğrayın. Sarı bir şey miydi? Yakıyor. O yüzden pencere açtı. Şeyi var, dalmazı açarım da şimdi çok ses yapıyor. Biz de bir kaptıramadık yani. Böyle duruyor aşağıda. Yerde yani. He. Yeri yok bizim de. Bunlardan mı? Delik yok. Ya orayı şey koymuşlar, şu ötekinden. Yerini ötekinden koymuşlar. Aspiratör. Delik denmemişler. Delik denmemişler. Bir yumurta da kavursak kokuyor. Kokuyor, kokuyor. Şey, bir de kış ya, yazın o kadar olmuyor. Ha? Açık olur yazın. Yazın her yer açık canım. Evet. Daha iyi olur. Ya yani şimdi şey bir de yumurta çekeyim. Çok da bir şey yapmıyor ki şimdi. Genelde de yumurta kavruyor işte. Bazen evde olursak yemek yapıyor. Bazen annem biliyor mu ya. Oradan, oradan yiyor zaten genelde. Sağ olsunlar öyle idare ediyor işte. Ne yapacağım? Yakın olsak bizlerin de bir faydası olur ama işte. Yakın olmak iyi oldu yani. Biz de yakın. Köyden bir şey istiyor muydu? O da tüp getir bana demiş. Geleceğim gideceğim dememiş. Hani gelir demiş. Zaten belliydi değil mi? Şey, evet. Geçen haftadan mı gittiniz? Ondan önceki hafta mı? Evet. Şöyle dursun da. Geçen hafta şey yaptık. Esra'ya indik geldik. He. Sabahlar Serkan götürdük. He. Bana gelecekler dedi dün akşam. Bu hafta bendeler dedi. Tamam dedim. Ben de ondan dolayı şey değildim yani. Dedim gelirlerse gelirler. Gelmezlerse haftaya gelirler. Niye böyle oldu? Birazcık daha açayım da. Daha bulsun iyice. Bu teyzengil beraber oturuyorlar değil mi? Şey teyzenin kocası yaşıyor mu? Yok. Babam daha önce kaybettim. Bir şey vardı unuttum bak. Herhalde 13 sene oldu.
Başka evde bekarları falan yok herhalde. Yok yok bekarları. En son bu evlendi. He. Ben büyüğüm olan. Kaç tane çocuğu var? 3 tane. Kız oğlan? Bir kız, 2 oğlan. He. Öbür oğlan nerede? Bu amirde. Şey, hani sen dedin ya demin biz bunu haşlamadan, evet. O haşlaması şey için yapıyorum ben, gazı gitsin, gitsin diye. Yani gerçekten haşlamadan yaparsan çok karın ağrısı ya, yapıyor. Evet. Bir kere böyle haşlayıp ilk suyunu döktün mü bir daha rahat oluyor yemesi. Boş duramaz. Böyle eski içeri, toprak boş duramaz. Böyle. O da işte burada apartmanda duran bir teyzem bile getirdi ya ilk hafta onu. He. İlk hafta geldiğinde teyzeme gelmişim işte. İkinci de anneme geldi. Üçüncü de yine teyzeme geldi. Burada 4. 3 haftamız kaldı işte bununla beraber. Bu hafta 3? Bu haftayı atlatırsak 2 hafta. 2 hafta daha mı? Hmm. Ay, annem 3 gün kaldı işte orada. Kaçıncı kat evleri? Herhalde 3. kat olması lazım. İyi, çok yüksek. Onlar yüksek mi? 10 katlı galiba. Evet, onlar yüksek de. Onlar 3. katta. İyi. Zemini saymasak zeminle beraber 3 mü oluyor işte? Böyle 3. kat. Yani İskenderun'un nereye gidersen git, bura rüzgarlıdır her zaman. Buranınki her, yani buranın sürekli rüzgarı var. Biraz daha koysam mı sanki? Yazın nasıl oldu? Yazın da böyle. İyi oluyor. Serin oluyor. Hmm. Serin oluyor. O daha önemli. Taşar da hiç kapatmayayım mı? Sen kapağını koymuyor musun? Şey olsun da kaynatıyorum biraz. Hmm. Çünkü fokur fokur ilk köpük çıkarsa yine köpüğünü alıyorum. Ondan sonra kapağını kapatıp altını kısıyorum. Gidiyor musun? Come on.
Efendim. Abine bakıyorum. Nerede suya acaba? Suya basıp oradaki suya basıp ayak izleri yapıyorum. He. Ama ayağıma hiç girmedi. Hayır. Şurada kapıda bekleyen kim? Abin olabilir mi? Yok. Aytuğ'u bekliyorum. Hadi. Al bakalım. Hadi kapıya çıkalım. Kapıda bekleyelim. Gelir şimdi abin. Hadi hayır aşkım. Geçen aldık ya daha. Yapma kızım yavaş. Hayır. Ne yapıyorsun? Evet gördüm. Okuldan geldim şimdi. Hemen ocağa biraz zeytinyağı, biraz da margarin koydum. Pirinç pilavı yapacağız. Bulgur pilavı yapacağız değil mi? Ama bulgur kalmamış, az kalmış. O yüzden pirinç pilavı yapacağız. Şu margarini de açayım. Pirinci de yıkayayım.
fasulyem pişmek üzere. Pilavımı da koydum ocağa böyle. Fokur fokur pişiyor. Bir saniye anneciğim. Ayşe sen koy annem, benim işim var şu anda. Tut sen. Kolayı tut. Şimdi Aytuğa da yemek hazırladım. Yemeğini yiyor. Şunları toparlayacağım. Abimler gelirken bize şöyle elma getirmişler. Çok güzel elma. İçinde limon da var. Limonlar da bahçeden herhalde. Böyle elma getirmişler. Bir de çocuklara muz almışlar sağ olsunlar. Oley. Şimdi hemen şu elmalardan yıkayacağım. Bir de tüp istemiştik. Tüp geldi. Thank you.
Düdüklü tencerenin altını kapattım. Şimdi bir Bismillahirrahmanirrahim havasını aldık. Bir bakalım bakalım pişmiş mi? Pilavım da zaten pişti. Peçete koydum şimdi. Azıcık şeyini alsın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bak muzun içi. Bak muzun içi. Bir bakacağım bakalım nasıl. Ne oğlum? Muzun içi bak. Hmm. Oo, baksana Ali Bey eşofmandan şeyinden çıkıyor. Moda moda bu kareliler. Bunları şöyle bir kenara alayım da. Ne oldu Ali? Zeynep sen yorma kendini, ben koyarım kız. Yok yorma diye, yani kendini yorma diye diyor. Tamam. Hani bıçak tutmuyorum falan diyorsun ya, o açıdan kolunu zorlama diye. Hiçbir şey yapamadım. Aylin, Aytu, şey Yakup. Aytu yemeğini yedi zaten. Hadi oğlum gelin bakalım. İsmail dayı diyor. Şuraya koyayım canım ben oğlum. İsmail'le dün değil evvel gün konuştuydum ben de. Arıyor geri kapanıyor. Arıyor geri kapanıyor. Çekmiyor bir türlü şey. Sonra ben aradım. Yemeğe gidiyorum dedi. Gece 12'de. Bunları alır mısın canım? Hadi kızım, gelin bakalım. Otur abi, otur. Ali pazara gitti. Pazardan biraz soğan, ufak ufak böyle. Aslında böyle iyi oluyor, küçük küçük. Sonra biraz patates. Patatesler de iri iriymiş tabii ki. Bayağı iri. Tam böyle kızartmalık yani. Bunu iri patatesin kızartması güzel oluyor. Biraz da domates. Domatesimiz yalnız. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Salkım domates. Mis gibi kokuyor. Evet, salkım domates oğlum. Bak aha bu da. Normalde küçük bir şey olarak gördüm. Bak. Ayrı. Bir de kokla bakayım bir. Mis gibi kokar. Evet, üzüm gibi. O yüzden buna salkım domates deniyor işte. Böyle salkım domates almış. Bir de şu tadına doyamadığımız yuvarlak kaşar peynirlerden almış. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar bunlar. Kahvaltıda yani böyle çerez gibi yiyesimiz geliyor. Pazardan bunları almış. Bugün Ali markete gitti. Bir market alışverişimiz var arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane poşet var. İkisi yerde, biri burada. Hem market poşetlerini bir yerleştireyim dedim. Hem de sizlere kısa bir video çekeyim istedim. Şöyle kola almış. Şu şekilde fer gazoz almış. Beypazarı soda almış. Maden suyu. Aa, çocukların söyleyeyim. Sevdiği. Alper. Mesela ben bunu çok severim. Onun gibi oldu. X-Large. Biz gibi almış. Alınanlar bayağı bir çok, şöyle bir yerleştireyim. Daha sonra şöyle yumurta 15'li. Bir tane daha varmış arkadaşlar. 15 20'li yumurta. Yoğurt almış. Oh, kamera çarptı galiba. Şunu kaybetmem lazım. Yoğurt almış. Highlight. Şöyle arpa şehriye almış. Yalnız bu Highlife'ı çok seviyoruz. Ayrıca seviyoruz Ülker Highlife. Şekerli çayla çok güzel oluyor. Burçak da almış.
Ondan sonra mısır almış. Cin mısır. Simbat'ın cin mısır almış. Şey mi bu? Hastalıklı mı? Daha sonra arkadaşlar ekmekçik tost ekmeği almış şöyle. Tost ekmeğimiz var. Makarna. Yine eti burçak yulaflı çay yanına içmeye, evet, yemeye. Bir paket mi? Bir paket galiba, evet. Islak mendil almış familinin. Vallahi bize anca bu bize anca bu şey yapıyor. Daha ufak şeyler bütçe, yani hem ekonomik bütçeyi aşmıyor, hem de içinde 100 tane var ve kalın, dokusu çok güzel. Böyle. Bruno'nun kremalı sandviç bisküvisini almış. Aldın mı? Tamam, aldım. Tezgahın üzerine koy anne. Aa, şey mısın? Tekrar. Şey mısın? Evet, tamam. Şey mısırından? Salonda mı dedin? Mısır. Herhalde yok da alamamış baba. Git sor bakalım. Baba. İnce uzun makarna diyor yine. Yakup bir dur anne. Ülker Çizi'nin yine güzel bir bisküvisi. Baba. Ay. Hapşurdum, kimse de çok yaşa demiyor. Tövbe yarabbi, süs senin. İçi kakao kremalı dolgulu bisküvisini almış. Anne. İddiada beni. Kenara gitsen misin? Sürekli süpürge getiriyorlar, ben çözüyorum. Yakup. Mozaik bisküvini almış. Annem, atar mısın? Lan kırdın, parçaladın. Alışverişimiz böyle arkadaşlar. Şey yap be. Şey yerim abi. Ben böyleyim diyor ya. Hatırladım ki bisküvi. Bu alışveriş ne kadar tutmuş? Bir bakalım. Şu parlak. 1 milyon. 193 lira. Çok ucuz. Babası da uy bak. Çok komik o da. Bu ne? Kusuruma bakmayın güldüğüm için. Ben Ali, yani Ali'ye biraz gıcık gidiyorum. Gıcık gitmeye çalışıyorum. Çünkü sabah da 100 liralık alışveriş yapmıştı. Şimdi 200 liralık. Ona yani artık gülüyoruz arkadaşlar. Alışveriş pahalılığına gülüyoruz arkadaşlar. Alışverişimiz böyle. Bunları hemen yerine yerleştirelim. Çayları içtik, kahveyi sona bıraktık, yemeğimizi yedik, bulaşıklar yıkandı, çayımızı içtik, en son kahvemizi içiyoruz, kahveleri en sona bıraktık. Bugün böyle oldu. Gündüz çay içmediğimiz için dedik önce çay içelim, bir günün yorgunluğunu alsın istedik.